Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, bir sahur bereketi programıyla daha karşınızdayız. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Konuğumuz Mehmet Göktaş Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam konu itibariyle bugün diğer gamlık, ensarlık, infak konusunu ele alacağız. Özellikle ensarlık ve diğer gamlıktan başlayarak konuya girmek istiyoruz. Malumunuz çevremiz savaşlarla, kavgalarla, zulümlerle dolu bir ülke. Yeri geliyor, ülkemize hicret edenler oluyor, yeri geliyor. Ülkesinden, zulümden kaçanlar geliyor buraya. Ve ne yazık ki belki bazı insanlar, genel itibariyle biz ensarlığı bilen bir milletiz. Hani çok öyle hani zalimce davranan bir topluluk değiliz. Ama bazen böyle haberlerde de işitebiliyoruz. Buraya hicret etmiş o insanlara çok zalimane bir davranış sergileyebiliyoruz. Ensarlık nedir? Allah Resulü dönemindeki ensarlık neydi? Bugünkü ensarlık nedir? Bununla başlayalım dilerseniz hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir insan tipi, profili ortaya koymak istiyorum. Bunlar okuduklarım, araştırdıklarım değil de hayatta bizzat şahit olduklarım, öyle diyelim. Şu ana kadar gördüğüm tipler. Bazı insanlar vardır, tabut gibidirler. Hep başkalarının omuzlarında yüktürler. En basitinden bir araya geldiğimizde işte hep kendi dertlerini dile getirirler. Şöyle hastaydım da, şöyle yorgundum da, babam şöyleydi de, bilim şöyleydi falan. Hep yani diyorum ya, ben buna tabut diyorum. Hep müminlerin omuzlarının üzerinde olmak isterler. Diğer insanların omuzunda tabut gibi yüktürler yani, tabir caizse. Ve böyle insanlarla fazla bir araya gelmek istemezsiniz. Çünkü şöyle eğer alışırsanız Allah Allah, ya yine işte başlayacak hastalıklarından, dertlerinden. Ha, yalan söylemiyor, tamam. Yalan söylemiyor. Ama yani bazı insanlar da vardır ki görüyoruz yani hayatta. Ya Allah Allah, adamın hiçbir problemi yok. Hiç kendinden bahsetmez. Hep seni sorar, başkalarını sorar ve başkalarına koşuşturur. Yani başkalarının eksiğini gidermek için, başkalarının derdine derman olmak için falan. Fakat şöyle samimi olarak bu insanı yokladığında Allah Allah, halbuki onun da bir sürü derdi var aslında. Fakat hiçbirini açmaz. Hiç kimseye yük olmaz. Sanki sen zannedersin ki bu adam, hani Anadolu'da bir tabir vardır, ununu elemiş, eleğini asmış diye, her şeysi tamam. Hep başkalarıyla. Önce biz bu tiplerden hangisindeyiz? Hangisiyiz? Kendimizi iyi tanıyalım. Aksi takdirde bazı şeyler zorlamayla olmuyor. Onun için yani değiştirebiliriz. Kendimiz eğer öyle gözüküyorsak, ha demek ki biz farkında değiliz ama nereye varsa kendi derdimizden açıyoruz meseleyi, sohbeti. Onun için bu iyi bir şey değil. Çünkü İslam davası, sadece İslam davası değil, bütün davalar fedakar insanlar ister. Yani başkalarının derdiyle dertlenen insanlar ister. Kendi derdini ortaya koyup, yani insanları onunla uğraştıranlar değil, bir davayı yüceltenler, katkı sağlayanlar, hep koşuşturanlardır. Yani görürsünüz, şöyle bir bakarsınız, yani bir takım etkinlikler olsun veya bir takım yani faaliyetlerde falan, öyle biz buna mutfak diyoruz. Perde arkası diyoruz. Evet. Yani her davanın bir perde önü vardır, sahnesi vardır. Oralara çıkanlar biraz daha dikkat çeker ama asıl o davayı götürenler arkadakilerdir, geridekilerdir. Ve geridekî insanlarda da hep böyle özellik vardır. Hazır kıta, emir bekleyen,
veyahut da hep koşuşturan insanlardır. Önce bunu bir tespit edelim, biz hangisindeyiz diye. Tabii bunu yapabilmek için de biraz eğitimden geçmek icap eder. Yani diyelim ki İslam'ın tornasından geçmek icap eder. İslam'ı iyi tanımak, İslam nasıl bir tip arıyor? Yani o Haşr suresindeki ayet-i kerimelerin birisinde, Ensar'ı anlatan ayet-i kerimelerin birisinde Allah-u Teala bir cümle kullanıyor veya bir kalıp kullanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yusirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâsa. Kendiler fakr-ı zaruret içerisinde oldukları halde kardeşlerini tercih etme. Bu bir ölçüdür, bu bir tiptir. Bu var ya, zekata falan benzemez. Yani bu ayette Allah-u Teala'nın anlattığı zekat verene, sadaka verene, infak edene benzemez bu. Niye? Yani çünkü orada Allah-u Teala malının 1/40 zekatını vermeyi emrediyor. Bu nedir? Bu İslam'ın genel bir emridir. Bu genel bir emirdir ve ama öteki öyle değil. Öteki kendi fakr-ı zaruret içerisinde olduğu halde, yani bırakın zekat verecek malı olmasını, kendisi fakr-ı zaruret içerisinde olduğu halde yani diğer mümin kardeşlerini tercih eden bir tip. Bunlar Allah-u Teala'nın övdüğü bir tip. Üç insanı övüyor, üç grubu övüyor. Birincisi muhacirler. Yani muhacirler belki görünüşte şey gibidir de, mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ diye başlayan Tevbe suresinde, başka sure, yine bu surede yani لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَنْوَالِهِمْ يَبِتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bunlar birinci insanlardır. Neden? Çünkü bunlar İslam davası için, Allah'ın davası için memleketlerini terk ediyorlar. Terk etmeyebilirler de, bak bu, dikkat edin. Yani başlarına gelen bir takım olaylar dedi ama inanmışlar. Rabbimiz Allah demişler. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنِ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı çıkarılıyorlar. Nereden? Yani sadece memleketlerinden değil, bazen hem memleketinden hem de ailesi de bölünüyor, gelmiyor. Yani babası Müslüman olmamıştır veya hicreti göze almamıştır veya malını mülkünü terk etmeyi, bağını bahçesini, dükkanını bırakıp gitmeyi göze almamıştır. Ve onun için burada meseleyi karıştırıyorum da, bunların faziletini, derecesini, erdemini yani şöyle masanın üzerine yatıralım, öyle basit bir olay değil. Yani bize gerçek muhacirler Allah için, İman için, İslam için, yani yurtlarından çıkarılanlardır. Evet. Yani bu olayı basit bir olay olarak görmeyelim. Dedim ya, çıkmayabilirlerdi, susabilirlerdi, imanlarını gizleyebilirlerdi. Veyahut da gizlemekten de ziyade mal sevgisi, akraba sevgisi, başka şeyler sevgi daha ağır basardı. Ve iman ikinci sırada kalırdı. Ne olurdu? Bunlar makbul insanlar olmazdı o zaman. Yani hicret olayını böyle basit görmeyelim ve bu hicret olayı devam ediyor. Yani devam ediyor. Yani günümüzde yani işgal edilen ülkeler, zulmedilen ülkelerde bol bol şeysi var. Yani Allah-u Teala aslında bununla da tabir caizse bir kurum açıyor ya bir başka yol açıyor. Kime yol açıyor? Hem onları imtihan ediyor Allah-u Teala. Bakalım bunlar benim uğruma, benim davam uğruna ne yapacaklar? Memleketlerinden vazgeçebilecekler mi falan? Şimdi konudan konuya geçiyoruz da ben bu konuya şöyle de temas ediyorum. Hani bazıları vatan, 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 vatan yani çok çok abartıyorlar da vatandan daha önemli şeyler vardır. Belki garibi ne vardır? İman vardır. Nasıl? Yani düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde Allah katında bilmiyorum da Mekke'den daha güzel bir şey olabilir, şehir olabilir mi? Bi Bekke'te mübareken ve hudellil alemin.
diyor Allah-u Teala. Mekke'yi tarif ederken. Evet. Mekke bu kadar iman açısından veya İslam açısından bu kadar önemli bir yer. Ve hele bir de orada doğmuşsan, orada büyümüşsen düşün hele, muhteşem bir şey. Ama vatanın Mekke'de olsa bir gün terk edebilirsin. Niye? İman var. Eğer imanın orada yaşayamıyorsan, Ebu Cehiller baskın çıkmışsa, ya bu ya işte bura yani benim vatanımdır, burada Kâbe'de vardır, bura Allah'ın evidir, ben her şeye rağmen biraz sabredeyim, biraz bu Ebu Cehilleri yani rahatsız etmeyin falan, ben şurada biraz durayım, bura bırakılır mı ya falan, böyle bir fetva da verilebilir, öyle değil mi? Yani böyle bir fetva da, ama ne oluyor? İnsan böyle güzel yerleri, en güzel yerleri terk ediyorsa eğer, yani karşılığında daha büyük bir şey var ki terk ediyor. Öyle değil mi? Allah-u Teala bir başka yerden bırak gel orayı, şurada sana daha başka mükafat var diyor. Mekke'den daha büyük, hatta Kâbe'de, Kâbe'ye komşu olmaktan daha büyük bir mükafat var. Nedir? Hicrettir. Niye? Çünkü burada Allah'a daha güzel kulluk yapacaksın. Konuyu dağıtıyoruz ama toparlarız inşallah. Yani burada Ensar'ı da Muhacir'i de herkesi iyi anlayalım diye şey yapalım. Yani sadece bize göre basit bir göç olayı. Orada dursalardı, şuydu, buydu. Ha tabii insanlar bazen canları için de terk etmeleri de gerekir. Eğer öldürülüyor varsa, başka çareleri yoksa ölüm gökten geliyor. Yani diyelim ki burada özellikle Suriye konusuna da hemen şöyle bir girmek istiyorum. Orada dursalardı. Ya tamam da ya bu adamların gelenlerin uçakları yok, havaalanları yok. Ölüm gökten geliyor. Orada yani nasıl duracaksın? Hani cephe olsa da hep yani cephede çarpışmalar yani karada ve cephede piyade o ona o ona falan, belki o zaman kaçanları buraya gelenleri kaçma derdi o zaman. Evet. Kınayabilirdi öyle değil mi? Ya gitsene ya işte orada yani madem orada senin arkadaşların bilmem şunlar bunlar orada çarpışıyor. Sen niye buraya geldin diyebilirdik. Ama mesele öyle değil. Ya gidin görün bir bakın veya şöyle bir inceleyin. Ölüm gökten geliyor. Havaalanı onlarda, uçak onlarda. Yani her tarafın uçağı onlarda. Yani burada oturup gökten bomba beklenecek değil elbette. Gelinecek. Belki burada tekrar toparlanılacak. Yani elbette herkese düşen ayrı bir görev var. Burada ben müsaadenizle yine karıştırayım. Siz soru sorma. Çünkü ben unutuyorum yani şeyden dolayı değil de. Allah-u Teala var ya aslında ikinci insanlara da ayrı bir fırsat açıyor. Hani durup dururken şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir şey düşünün. Normal sıradan insanlarız hepimiz. İlkokul mezunu bilmem şey. Fakat bir gün pat diye bir kanun çıkıyor. Diyor ki ey insanlar ben sizi bazı konularda sınava çekeceğim, pat diye böyle hızlandırılmış eğitim gibi, sizin hepinizi üniversite mezunu sayacağım, diploma vereceğim ve ona göre de maaş bağlayacağım, iş vereceğim dediğini düşünün. Bu müthiş bir fırsat. Hani arada sırada çıkar ya işte yani son olarak işte şöyle şöyle diploma verilecek, şöyle şöyle sertifika verilecek. Bunun daha büyük olduğunu düşünün. Yani bazı insanlar, insanımızın şeyimiz ortada, mosturamız, örneğimiz ortada. Yani bizim sıradan insanlarız. Köyde, şurada, burada. Birdenbire alim olma şansımız yok. Öyle değil mi? Birdenbire sahabe olma şansımız da yok. Böyle eğitimden geçmek falan zor. Fakat Allah Allah. Bir bakıyoruz ki Allah-u Teala bize bir ilan gönderiyor, duyuru yapıyor. Ensar olmak isteyen var mı? Allah Allah. Durup dururken ensar olmak. Hocam böyle basit bir olay değil. Duruyorsun hiçbir, yani yanlış anlama. Fazla bir erdemin yok, fazla bir şeyin yok, ilmin yok, irfanın yok, fazla bir şeyin yok. Ama Allah-u Teala bize de acıyor ha. Sizi diyor cennete sokmak istiyorum. Nasıl? Size birilerini göndereceğim. Onlara eğer evinizi açarsanız, yuvalarınızı açarsanız, sofranızı açarsanız ben size ensar kabul edeceğim. Size böyle bir diploma vereceğim.
Size böyle bir isim vereceğim. Ve cennetten de size, düşünün öyle, bundan daha müthiş bir olay olabilir mi? Belki eğer o ensarlar buraya, şey muhacirler gelmese, senin ensar olma şansın hayat boyu yok yani. Belki yanlış anlama da, böyle basit bir cahil olarak bu dünyadan belki namazın abdestinde yarım yamalak gideceksin. Onunla cennet kazanılır mı, kazanılmaz mı hiç belli değil. Ama Allah Allah, bir bakıyorsun, birileri geliyor. Ve senin duyguların da değişiyor. Yani bir, şimdi bu Suriyelilerin ilk gelişinde biz biraz yani mahallelere girdik, sokaklara girdik, evlere girdik, aman ya yardım edin falan. Şuna dikkat edin hocam. Kardeşler, muhterem izleyenlerim, siz de iyi düşünün, hatırlayın. Yani önce insanımız böyle değişik bir insanımız vardı. Hep şikayetçiydik. Yok, 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 fakiriz, işte geçinemiyoruz falan. Allah Allah. Suriyeliler geldi. Evlere girdik. Allah Allah, ne kadar kullanılmayan eşya varmış. Çıktı ortaya. Çıkarttılar, getirdiler. Yani o fırınlar, katalitik sobalar, efendim somyalar, efendim kanepeler, yorganlar, battaniyeler, düdüklü tencereler falan. Halbuki bunlar var ya, daha önce inanın durmadan Allah'a isyan ediyorlardı. Değil mi? Allah değiştirdi bunları. Allah-u Teala onların gözünü açtı. Bak, iyi bak. Yani siz şikayet ettiğiniz gibi de başkalarına verecek neleriniz varmış. Ama ağlayıp duruyordunuz, sızlayıp duruyordunuz, boş yere günaha giriyordunuz. Allah'ı da gazaba getiriyordunuz. Ama Allah size acıdı. Sizi değiştirmek istedi. Sizin duygularınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, kanaatlarınızı değiştirmek istedi. Ve Allah size böyle bir fırsat verdi. Yani inanın, bundan dolayı insanlar, yani hem de bir bakıyorum, bazı insanların hani cemaziyel evvelini de biliriz, mazisini de biliriz diye, o cimri insanları Allah öyle cömertleştirdi, yani biz de şaşırdık. Niye? Çünkü görünce yürek dayanamaz. Yani gördükleri zaman yürekler dayanamaz ve onun için karşılıklı her şeye. Yani aslında inanın ötekiler Allah'a şükredecek. İyi, Müslüman kardeşlerimiz bize kucağını açtı. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Onlara da teşekkür ederim. Ama asıl öteki secdeye yatacak. Ya Rabbi, yani eğer sen bunları göndermeseydin, şu sığınmacıları, şu garibanları veya hayatın her zaman bunları göndermeseydin, ben böyle yani kuru kuru gidecektim öbür tarafa. Belki ensarlığı 1400 sene önce de arayacaktı. Ya öyle, kitaplarda okumuş olacaktık. Aynen. Böyle ve hiç de anlamayacaktık. Ama şimdi elhamdülillah ya Rabbi, bize bunu tattırdın. Benim evimde nelerim varmış gözümü açtın. Nankörlüğümü giderdin benim. Kanaat nedir onu öğrendim. Her şeyi bana öğrettin ya Rabbi. Kim nasıl bu kardeşler sayesinde diye yani bunu böyle anlaması lazım. Yani bu gerçekten şükredilecek, hamd edilecek müthiş bir olaydır yani. Müthiş bir olaydır, karşılıklı. Allah-u Teala tabir caizse cennete alım yapıyor. İlan yapıyor. Şu anda cennetlik, cennetin yani kadrolar açıldı. Şu kadar kadroya İnsan alınacak diye pat diye böyle bir şey yoktu önceden. Yani hani bir memlekette birdenbire bir iş yeri kurulur, bir fabrika kurulur, birdenbire şu kadar eleman alınacak dediği gibi Allah-u Teala ben cennetime bu köyden, bu kasabadan, bu şehirden şu kadar insan alacağım diye ilan yapmış. Herkes koşuşuyor, koşuşturuyor. Bunlar hep yani gerçekten Allah-u Teala'ya şükredilecek, hamd edilecek müthiş konulardır. Yani biz hep işin başka yönüne bakıyoruz ama Allah'ın rahmeti böyle işliyor, böyle çalışıyor. Ama tabii buna rağmen, tabii her şeye rağmen nankörlük yapanlar, her şeye rağmen veya biraz şeyleri yani kalp gözleri diyelim kapalı olanlar, vicdanları paslanmış olanlar ki bazı paslar açılmıyor. Yani paslar genellikle açılır yani ama bazı paslar bile eğer belirli bir şeyden oranda üstünde paslanmışsa bir demir parçası, bir alet mutlaka ne yapıyor? Kırılıyor artık. Evet. O atılacak. Ondan hayır gelmiyor. Yani Allah öylelerden eylemesin. Amin. Allah-u Teala paslanmış olsa da kalplerimizi, yüreklerimizi, düşüncelerimizi inşallah pırıl pırıl yapar.
Böyle olaylarla olur. Yani dediğim gibi bu insanın medreseye gidip, üniversiteye gidip, ilahiyata gidip, şuraya hafızlık okuluna gidip falan bir şeyler olma ihtimali de yoktu. Yaşı da geçmiş, bilmem ne veya öyle imkanları yok. Ama Allah-u Teala sen ensarsın diyor. Sen ensar oldun diyor. Ensar oldun diyor. Biliyor musun? Bunları hep karşılıklı düşündüğümüz zaman gerçekten yani bırakın övünmeyi ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım falan. Allah-u Teala'ya gerçekten çok çok şükretmemiz icap ediyor. Yani hocam biraz da şu husus da var. Yani nimeti biz herhalde her hani düşündüğümüz zaman veya kendi dünyamızda tabir ettiğimiz zaman işte Allah-u Teala'nın bol bol tabiri caizse para göndermesi, mal göndermesi, mülk göndermesi, işte bir yerlerden arsa, bir yerlerden ev vermesi gibi tabir edebiliyoruz. Yani ensarlık konusunda güzel bir pencere açtınız. Yani ensar olmak da büyük bir nimettir. Yani öyle, tabii, tabii. Yani düşün mesela Allah Resulü örneğin Mekke'den kalkıp sahabelerle Hazreti Ebubekir'le beraber Medine'ye gittiğinde orada insanlar Tala'al Bedru'yu belki sadece işte Allah Resulü geliyor niyetiyle değildi. Belki hani o ensar olmanın da sevinci. Yani onu misafir ay etmeyi doğdu tabii, ya, üzerimize ay doğdu diyor öyle. Yani bu pencereden de bakmak gerekiyor aslında. Hani her zaman işte nimet, her zaman işte elimizdeki malımız, elimizdeki arsamız, evimiz, yurdumuz, işimiz, gücümüz değil. Aslında bazen nimetler belki bu dünyada bize yük gibi görünmüş olsa da ahiretimizde bize belki birçok hususu kazandıracak nimetlerdir. Yani ensara bir mahiyetiyle böyle de bakmak gerekiyor. Bir de diğer gamlık var hocam. Yani ensar olmaya biraz daha yakın bir husustur. Belki iç içe olan bir husustur. Bir yönüyle de isarlık da diyebiliriz. Kendini başkasını kendine tercih etme. Onun ihtiyacı varken kendi ihtiyacını... Sohbetin başında ona biraz temas değindiniz. Ettim. Onu biraz daha böyle onu açarsak hocam, isar yönüyle de açarsak. Şimdi hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam yani men lem yehtemme bi umuril mu'minine feleyse minhum. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyenler onlardan değildir buyuruyor. Bu büyük bir tehdittir ha. Yani bu var ya, özellikle Mekke'de inen bir takım ayet-i kerimeler var ki, bu ayet-i kerimeler Medine'den çok şiddetli. Medine'den çok şiddetli. Daha yani öyle ki dozajı yüksek. Dediğim gibi Medine'de inen zekattır. Zekat nedir? 1/40'dır. Bu öyle değil. Yani men lem yehtemme bi umuril mu'mininle zekat ayeti, yani zekat vererek bu ayeti yaşayamazsın. Niye? Verdin 1/40'ını. Tamam. Ya tamam ama dert bitmedi. Dert bitmedi bak. Sen tamam, belki sen zannediyorsun ki normal bir zamanda. Yani bu ayetler var ya, veya ensarlık, muhacirlik, diğer gamlık, yani biraz daha anormal şartların ayetleri. Ve dünyada anormal şartlar daha fazla. Yani tam normal şartlar, yani rayına binme diyelim. Aslında var ya, ben şöyle izah ediyorum. Zekat nedir biliyor musunuz? Rayına oturmuş bir devletteki veya toplumdaki artık normal bir Allah vergisidir. Allah'a ait vergidir. Normal. Ama olağanüstü şartlarda her şey nasıl değişiyorsa, seferberlik ilan ediliyorsa, yani şey de böyledir. Diğer gamlık biraz onu ilgilendirir. Yani diğer gam, yani bir insan yani şu anlamda dediğim gibi çelişkiye diyor, ben onu bunu bilmem. Allah-u Teala benden zekat istemiş, ben de zekatımı verdim, saydım malımın koyunlarından işte yani 1/40'ını işte verdim, sığırlarımdan şunu verdim, paramdan da verdim, ben uyuyayım. Hayır, uyuyamazsın. Eğer olağanüstüyse durum, uyuyamazsın, Allah senden daha başka bir şeyler istiyor. Nitekim yani toplum da öyle, devlet de öyledir. Yani sıkıştığı zaman, seferberlik şey olduğu zaman vergisini artırır, bilmem ne yapar, kampanya açar, hadi şu öyle değil mi? Yani Allah-u Teala'nın da dini böyledir, İslam böyledir, Müslümanlar böyledir ve bu olağanüstü durum
devam ediyor. Yani son 100 yıldır bilmem ne zamandan beri biz hep böyle bir hayat yaşıyoruz. Onun için yani dikkat edin, Allah-u Teala hemen Mekke'deki hayat da böyleydi aslında. Fekku ragabe diyordu. Yani müşrik insanlar var ya, kendilerine göre bir ideal insan tipi çiziyorlardı. Müşrik insanlara göre, Velid bin Mughire'ye göre, Ebu Cehil'e göre adam dediğin nedir? Yani Müddessir suresinin baş tarafına bakın, işi tefsire götürmeyelim. Adam dediğin onlara göre malı mülkü çok olan, ondan sonra evlatları olan, özellikle erkek evlatları olan, işte bu adam budur diyor. Adam böyle olur diyor. Biricik adam budur diyor. Ama Allah-u Teala hayır öyle değil diyor. Yani adam dediğin sarp yokuşa tırmanır diyor. Adam dediğin fekku ragabe. Yani sarp yokuşa tırmanır ve yani açları doyurur, kıtlık gününde yoksulları, şunları bunları, yani onlara koşuşturan adam adamdır. Senin dediğin değildir diyor Allah. Allah-u Teala başka bir portre çiziyor. İdeal insan budur diyor. Ama müşrikler öyle değil. Müşrikler başka bir insan tipi çiziyor. Ve onun için biz ta baştan ona teşvik ediliyoruz. Allah-u Teala bizi hep diğer gamlığa teşvik ediyor. Başkalarını düşüneceksin. Yani muhterem izleyenlerim, konudan konuya geçiyoruz ama siz Allah'ın Resulü'nü Hira'ya niye çıktığını zannediyorsunuz ki? Yani bazıları zannediyor ki efendim sıkıldı bilmem ne falan, yok öyle bir şey olur mu ya? Haşa, bir peygamber olacak kişi böyle kişisel bir takım düşüncelerinden dolayı mı siz öyle mi zannediyorsunuz? Hayır, Mekke'nin derdiyle dertleniyordu. Yani Allah'ın Resulü peygamber olmazdan önce de gördüklerine tahammül edemiyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Yapıyordu da hılfül fudulü kulmuş bilmem neler koşuştu ama gücü yetmiyor. Artık en son yani oraya çıkmıştı. Yani bir şeyler arıyordu. Bir şeyler arıyordu. Niye? Mekke'de çarpıklık vardı. Mekke'de dengesizlik vardı. Mekke'de zulüm vardı. Mekke'de tahammül edilemeyecek bir fotoğraf vardı. Ve hep bu anlattığım diğer gamlığı gerektiren bir fotoğraf vardı. Allah'ın Resulü bunlara tahammül edemediği için, artık gücü de yetmediği için oraya çıkıp orada düşünüyordu. Allah-u Teala orada açtı yolunu. Gel. Gel. Bu budur. Yoksa yani öyle tesadüfen efendim koyun yaymak için, otlatmak için veya odun toplamak için, mantar toplamak için veya evle arası şey oldu oraya çıktı değil. Yani oraya onu diğer gamlığı çıkartmıştı. Ve cevabını orada aldı ve artık aşağı indi. Ve bu defa Allah-u Teala'nın dediği yerden başladı. Mesele budur. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şimdi birinci bölümümüz sona erdi hocam. İnşallah ikinci bölümde tekrar devam ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Allah razı olsun. Hafız Mustafa Necati Bursalı'ya ait bir şiirdi, Nat-ı Şerif mahiyetinde. Allah kendisine de rahmet eylesin inşallah. Hocam, birinci bölümde diğer gamlık, ensarlık konusunu işledik. Genelde bu iki kavram biraz daha bütün Müslümanlar için genel bir kavramdır. Yani her Müslümanın olabileceği, bundan nasiplenebileceği kavramlardır. Bir de infak konusu var. İnfak konusu biraz daha hani kısıtlıdır. Yani her insanın belki yine de bir yönüyle infağı olabilir ama genel mahiyetiyle infak hani her insanın yerine getirebileceği bir kavram olmayabilir. İnfağı biraz açalım hocam. Hani infak nedir? İnfağın çeşitleri nelerdir bu mahiyette? İnfak demin ki anlattıklarımızın somutlaşması demektir. Diğer gamlık diyoruz. Ensarlık diyoruz. Bu nedir? İnfak da olacak bir anlamda. Sonunda yani eğer bir yerde, yani diyelim ki bir hoca efendi bir kürsüde, bir hutbede, vaazda eğer yani ensarlıktan, muhacirlikten bahsetmeye başladıysa bil ki sonunda infak isteyecekti. Niye? Somutlaşacağı olay budur yani. Onun için infak, ben kelime anlamına falan girmiyorum. Şöyle söyleyelim, Müslüman var ya hep verendir.
Yani bunu unutmayalım. Müslüman verendir. Varsa veriyor, vardır. Mutlaka bir şey vardır. Yani sadakadan bahsediyoruz. Yani tamam, olan bir ama olmaya ya o, sende de bir şey var. Ne var? Tebessümüke fî vecihi ahîke leke sadakatun. Yani Efendimiz öyle buyuruyor. Buhari'de, Tirmizi'de. Yani kardeşin yüzüne tebessüm etmen bir sadakadır. Ve ifrâhuke min delvike fî delvi ahîke leke sadakatun. Yani hani o bedavadan, pınardan su dolduruyorsun ya, sen doldururken kovanı gelen kardeşe boşaltman senin için bir sadakadır. Dikkat ederseniz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parasız sadakalardan da bahsediyor. Olur ya, herkesin sadakası, verecek bir şey olmayabilir. Ama mümin verendir. Verendir. Ve bu verme işini önceki bölümde de birazcık dile getirdik de tabiri caizse hani günümüzde bazı fonlar kullanılıyor. Fon. Şu fondan veriliyor, şu fondan alıyor. Yani özellikle harcama yapılırken, devlet harcama yaparken işte bunu şu fondan veriyoruz. Bunu sosyal işte bilmem şey fonundan veriyoruz falan. Şunu tazminat fonundan veriyoruz. Müminin de cepleri ayrı ayrıdır. Zekat fonu ayrıdır. Yani sadaka fonu ayrıdır. Ve bir de genel olarak yani bunların hepsine birden bazen infak da denilir. İnfak nedir? İnfak yatay kulluktur tabiri caizse. Bunları yani ben zorlamayayım da böyle anlıyorum. Yani namaz dikey kulluksa, doğrudan Allah'a sunduğu kulluksa o kulluğun bir başka çeşidi de yataydır. Bu nedir? Ben şuna çok dikkat etmişimdir. Yani belki herkes dikkat ediyor. Allah-u Teala hep zekatla namazı yan yana zikrediyor. Ve akimus salate ve atuz zekah diyor çok yerde. Aslında bunlar birbirine benzemez diye dikkat edin. Yani zekatla namaz hiç birbirine benzemez. Zekat ayrı bir olaydır. Namaz ayrı bir olaydır. Abdest alacaksın, çekileceksin. Yani rükû edeceksin, secde edeceksin, kıyam duracaksın, okuyacaksın. Ama öteki öyle değil. Abdeste gerek yok, bir şeye gerek yok, bir yeri de yok. Elini cebine atacaksın. Hiç bunu niye böyle şey yapıyor? Şimdi iyi dikkat edin. Allah-u Teala kullarını kardeş yapmak, birbirine sevdirmek istiyor. Yani benim kullarım birbiriyle kardeş olsunlar, birbirini sevsinler. Bunun için önce onların kalıplarını yan yana getireyim diyor. Tabiri caizse haşa Allah-u Teala adına konuşuyor gibi olmayalım da onu anlıyoruz. Şu kullarımı bir yan yana getireyim diyor. Omuzlarınızı birbirine değirin diyor Allah'ın Resulü. Dizilin saf saf diyor. Ve aranızda boşluk olmasın. Bu bir aynı zamanda bir muhabbettir. Biz kardeşiz. Kardeş oluyoruz. Hiç ayrım yapmadan yani aynı safta hakim de olur, savcı da olur, başkan da olur. Herkes olur öyle değil mi? Çöpçü de olur, kağıt toplayan da olur. Hepimiz aynı safta buluştuk ve orada kardeşiz. Kardeşliğin birinci adımı atıldı. Birinci merhalesi tamamlandı. Bu az şey değildir cami kardeşliği. Çok güzel bir olaydır. Ama eksiktir. Haşa, namazın eksik olduğundan dolayı değil. Yani daha başka bir şeyler lazım. Nedir? Tamam, ikimiz yan yana duruyoruz. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. Namazdan sonra sarılıyoruz, hal hatır soruyoruz. Güzel ama bir eksik var. Nasıl eksik? Eğer ben seninle omuz omuza durduğum halde, eğer benim yani midem gurulduyorsa Anadolu tabiriyle, ben açsam, benim kafamda evdeki çocukların derdi varsa, geçimi varsa, yiyeceği varsa, işsizliğim varsa, bir takım problemlerim varsa, senin de böyle bir problemin yoksa, yani istediğimiz kadar omuz omuza duralım, bu kardeşlik yarımdır, öyle değil mi? Yarımdır. Ve mutlaka bunun tamamlanması lazımdır. Bunun bitirilmesi, bunun kemale ermesi lazım. Niye? İşte bunu nasıl olacak? İnfakla olacak. Yani sen beni, yani sadece hal hatır sorma değil, bu arada bileceksin. Bileceksin. Ya ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, neredesin, çalışıyorsun mu, sağlığın nasıl, sıhhatin nasıl, çoluğun çocuğun nasıl, bunu da bileceksin. Ve ondan sonra bana, yani her zaman değil ama
Yani geçici müddette olsa benim bu derdimi gidereceksin ki yani sen benim kardeşim olasın, ben senin tam kardeşin olayım. Öyle değil mi? Allah-u Teala bunu istiyor. Böyle bir fotoğrafı görürse Allah-u Teala, böyle bir manzarayı görürse ondan hoşnut oluyor. Seviniyor Allah-u Teala. Benim kullarım, benim yarattığım kullarım böyle benim rızam için işte böyle birbiriyle hem gövdeleri yan yana oldu, hem omuz omuzalar, hem de öbür anlamda da omuz omuzalar. Yani dikkat ederseniz omuz vermek diye bir olay var. Evet. Yani omuz vermek, sırt vermek. Ya camide tamam ya veriyoruz da yok o olmaz, yetmez. Tamam geldin güzel ama olmaz. Onun için söylediğim gibi İslam'ın belki burada bazı kardeşleri itiraz edebilir ama şöyle Mekke'de inen ilk surelere bakıyoruz. Mesela bizim en çok biraz da biz kelime kötü de biz biraz radikaliz, bize o gözle bakıyorlar veyahut da biz de biraz da öyle olmayı da kelime kötü ama biz böyleyiz. Ve radikalliğin en önemli yönü nedir? Tevhiddir. Yani Allah'tan başka ilahları reddetmektir. Öyle değil mi? Putları reddetmektir. Allah'tan başkasının önünde eğilmemektir, arz-ı endam etmemektir. Budur yani. Biz bir Allah deriz, başka bir şey demeyiz. Bizim birinci özelliğimiz budur. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz da o Mekke'de inen surelerde durmadan bu putperestliğe hücum yok. Veya putperestlik birinci gündemde değil. İyi dikkat edin. Putperestlik inanınız ki birinci gündemde değildir. İkinci, üçüncü sıradadır. Niye? Ondan daha önemli bir problem vardır. Yani insanların puta tapıcılığından başka Mekke'de bir zulüm vardır. Mekke'de bir adaletsizlik vardır. Mekke'de bir vicdansızlık vardır. Mekke'de açlar vardır. Mekke'de yani siz o meseleyi başka yere götürmeyeyim de siz o kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini sadece böyle bir ar namus meselesi mi zannediyorsunuz? Yani orada kurcaladığınız zaman, o dosyayı tahlil ettiğiniz zaman yani bir yerlere varıyor. Yani nereye varıyor? Yani şuraya varıyor. Bir takım insanlar boşlandırılıyor. Fakirler boşlandırılıyor. Kodamanlar tarafından, faizciler tarafından köşe başlarını tutmuşlar ve birilerine borç veriliyor. Ve borç verirken de mutlaka hani zamanımızda ben bunu çok anlattım. Yani zamanımızda bir yerden bir bankadan kredi almak için senden ne istiyor? İpotek istiyor. Hem de sağlam ipotek istiyor. Altından yel geçmeyen yani arazi istiyor, arsa istiyor, ev istiyor, tapu istiyor sana kredi verebilmesi için. İşte o günün vicdansız kafiri, o günün vicdansız tefecisi de kız istiyor. Diyor ki bakın benden para isteyen, borç para isteyen bu adama bakın, evinde kız var mı? Ha hemen onu baştan istemiyor. Dikkat edin. Yani oraya yazmıyor, çizmiyor ama adamlarına, tabiri caizse bodyguardlarına, fedailerine diyor ki bakın, çetesine diyor ki bunun evinde kız var mı? Var efendim, bunun evinde 10-12 yaşlarında, tamam verin parayı diyor. Ondan sonra ne oluyor? Bu ödeyemiyor zaten. Nasıl ödeyecek ki? Katlanıyor. Ondan sonra kızına el koyuyor. Ve kızına el koyunca ne yapıyor? Yani bu konuyu biraz bu şekilde anlatmak ayıp oluyor ama nefsini mi tatmin ediyor? Yok. O kızı çalıştırıyor. Mekke'de genel evleri var daha. Allah'ın Resulü'nün geldiğinde Mekke'de köşe başlarında bir takım işaretli, allı, yeşilli, kırmızılı böyle evler vardı. O evlerde bir takım kız çocukları zina ettirilirdi. Babalarının borçları ödeninceye kadar. Dikkat edin. Böyle bir dünyaydı. Yani Allah'ın Resulü böyle bir dünyaya geldi. Tamam bu arada putlar, zaten putların da arkasında bu şey vardı ha. Sömürü vardı. O da ayrı bir olay. Yani onların putları helvadan da yerlerdi yerine göre. Ama hep mesele varıyor. Yani burada işi sosyalizme götürmek veyahut da tamamen maddeye götürmek değil de bu vardı. Yani bir dengesizlik, bir bozukluk, bir böyle bir vicdansızlık vardı. Onun için yani, ilk inen ayetlere bakın. Hep oraya şey yapıyor. Mekke'de inen ilk surelere bakın. Allah-u Teala hep buna vurgu yapıyor. Diyelim ki vel fecr ve leyalin aş, yani
Bu sureyi okuyorsun, okuyorsun, Firavun'dan falan bahsediyor ama ondan sonra hemen ne yapıyor? Hemen şeyden, infaktan bahsediyor. Kella bella tükrimûnel yetîme ve lâ tehâttûne alâ taâmil miskin diyor. O kadar olayı getirip buraya bağlıyor Allah-u Teala. İşte hayır diyor, siz yetime yedirmiyorsunuz. Siz yani mirası kapışıyorsunuz, bölüşüyorsunuz ama yetimleri görmüyorsunuz, öksüzleri görmüyorsunuz diye. Yani demek istediğim, İslam'ı hep inan, İslam'ın gelik sebebinin en büyük bölümü budur. İnfaktır. Yani vereceksin. Allah seni vermek için yani bu dini gönderdi. Verir hale getirmek için. Önce niye göre? Allah gösterdi. Görmüyordun sen. Niye? Cenneti bilmiyorsun, cehennemi bilmiyorsun. Ve Allah-u Teala bize cennet anlatırken, cehennem anlatırken, bizi cennetle müjdelerken, cennetten sahneler sunarken kitabında, cehennemden sahneler sunarken, tabiri caizse belgeseller sunarken, bizi eğitmek için, yani bize verdirmek için tabiri caizse. Hani camil, yani bir insanı, bir insanın bir şeyler verebilmesi için bir şeyler anlatılması lazım. Allah-u Teala bu ayetleri, cennet, cehennem sahnelerini bize ikide bir gözümüzün önüne getiriyor ki nedir? Yani verin, verin. Yani ilginçtir. Faiz ayetleri var ya, öyle bir bitiyor ki, belki geçen gün de herhalde temas ettim, benim dikkatimi çekiyor. Yani faiz olayını Allah-u Teala işte şiddetle yasaklıyor, yasaklıyor. Ondan sonra buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttegullâhe ve zerû mâ bakiye minel ribâ in kuntum müminîn." Ey iman edenler, eğer müminseniz şu faize bir son verin diyor. Ve eğer vermezseniz iyi bilin ki Allah ve Resulü ne harbi ilan etmişsinizdir veya Allah ve Resulü size harbi ilan etmiştir. Peki başka? Bu arada eğer diyor, eğer ve in kana zu usratin fe nazratun ila meysera, faize almadığınız gibi diğer borç kısmına da biraz müsaade edin. Yani müsaade edin biraz daha. Hem faizi kaldırın, verdiğiniz paranın faizini şiddetle kaldırın ve geri kalanına da biraz, ve in kana zu usrat, adam zordaysa biraz şey yapın diyor. Ve sonra ve en tesaddaku hayrul lekum. Yok, onu tamamen bağışlarsanız, yani düşünebiliyor musun? Seni öyle bir yere getiriyor ki önce faizinden vazgeçittiriyor. Eğer müminsen bundan vazgeç. Fakat iyi bil ki ha, bu arada ondan sonra iki nedir? Mühletini uzat. Sen adama demişsin ki al şu 10 bin lirayı, ben senden 15 bin lira isterim demişsin. Allah-u Teala hayır demiş. Ne? Ya Rabbi ne istiyor? 10 bin lira mı 10 bin lira? Ha bu tamam tamam. Ha biraz da uzat. Bak o 10 bini de verecek durumda de, durumu iyi de, vadeyi uzat. Ondan sonra bitmedi ne? Ama eğer tamamen bağışlarsan ve en tasaddaku hayrul lekum, yani eğer onu bağışlarsanız sizin için çok çok daha hayırlı olur ve sonunu şey yapıyor. Ve tegu yevmen turcaune fihi ilallah. Öyle bir günden korkun ki diyor, faiz ayetleri böyle bitiyor. Faiz bölümü böyle, öyle bir günden korkun ki o gün Allah'ın huzuruna varacaksınız. Buyur, ne diyeceksen söyle şimdi. Allah-u Teala kullarına verdirmek için, yani gerçekten ne gerekiyorsa onu söylüyor. Vicdanı, gönlü, aklı, yani nasıl şey yapılacak, faaliyete geçirilecek Allah-u Teala geçiriyor. Bütün bunlar nedir? Vermek için. Verdirmek için. Vermeyi için. Biraz hocam, vermeyi biraz dallandırırsak eğer, mesela genel itibariyle zaten hani infak meselesini ele aldığımızda mal verme mahiyetinde düşünebiliyoruz. Genelde buna hani rağbet ediyoruz. Bir de hani yani her zaman mal verilmeyebilir. İlim de bir alimin ilmini de vermesi infaktır veya yetenekli bir insanın yeteneklerini de Allah yolunda harcaması, ihtiyaç dahilinde harcaması bir infaktır. Böyle de görebiliriz değil mi hocam? Yani, şimdi bu olaya şöyle bakalım. Biz bu olayı fazla dile getirmiyoruz. Niye biliyor musunuz? Bilmediğimiz için değil de, bilgi, birikim ve ilim eğer bir insanın kafasına, kalbine, hafızasına girmişse zaten onu
dağıtmadan duramaz. Yani onu dağıtır yani. Yani ilim durmaz orada. İlmin öyle bir özelliği vardır. Beni aç millete. Para öyle değildir. Para beni sakla, ört der. Kimseye gösterme der. Ama ilim, irfan böyle değildir. Allah'ın izniyle bunu cimriliğini yapanlar var mı? Var. Olur. Onun için sizin söylediğiniz gibi yani gerçekten bir insan bildiğini öğretmenidir. Bildiğinin küçük sadakasını de var hocam. Yani bakıyoruz tabii, mesela sadakasını vermesi lazımdır. Yani, zekatını yani ilminin sadakasını infak yoluyla elbette bu da bir yükümlülüktür. Allah bunu da soracak. Ama biz var ya genellikle öyle o şekilde gizleyen tembellik yapanlardan daha ziyade Allah korusun çarptılanlardan şikayetçiyiz. Yani üstünü örtenlerden, cimriliğinden dolayı değil de başka dünyevi menfaatlerinden dolayı bildiklerini gizleme olay var. Yani Kur'an bunun üzerinde şiddetle durur. Yani mesela ehli kitap, Ali İmran suresinde olacak, sondan ikinci sayfanın herhalde başında Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاَشْتَرَوْا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Hani diyor Allah-u Teala ehli kitaptan şöyle bir söz almıştı ki bildiklerinizi söyleyeceksiniz ve gizlemeyeceksiniz. Gizlemeyeceksiniz. Burada sizin dediğiniz gibi cimrilikten ziyade konuştuğu zaman başka menfaatini kaybedeceği. Yani diyelim ki bir takım haramları falan söylediği zaman menfaatine dokunduğu için üzerini örtüyor. Biliyor musunuz? Böyle bir tehlike var. İnsanların karşı karşıya olduğu veya alimlerimizin karşı karşıya olduğu tehlike tembellikten, cimrilikten ziyade saptırması, susması. Onun için Allah-u Teala yine Bakara suresinde Bismillahirrahmanirrahim innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati diye başlayan ayeti kerimede Allah'ın ayetleri geldikten sonra, birileri öğrendikten sonra onu gizleyenler var ya, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün lanet etme makamında, konumunda olan herkesin laneti onların üzerine olsun diyor. Allah kolay kolay lanet etmez ha, onu bilin yani. Allah-u Teala insanları uyarır ama lanet, demek ki bir insanın lanete uğraması için suçunun büyük olması. Bu öyle bir suç ki innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnasi fil kitabi ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Ayet-i kerimesinde Allah'ın dinini saptırma var. Örterek saptırma, gizleyerek saptırma. Bunun tevbesi nasıldır? Bunun tevbesi, buraya tevbesine biraz pişmanlığına dokunmak istiyorum. Çünkü tevbe ayrı bir konu da tevbe yani suçun cinsine göre olur. Yani diyelim ki mesela bir insan eğer bir konuda Allah'ın haram dediği bir konuyu eğer helal demişse bir alim, dokunmamışsa, üstünü örtmüşse, bu insan ölürken ve ya Rabbi tövbe ya Rabbi işlediğim günahlara tövbe işte ben şöyle, yok öyle kabul olmaz. Ya ne olacak? O helal demiştin ya sen, Allah-u Teala'nın bir haramının üzerini örtmüştün, insanlara helal göstermiştin ya, onu kaç kişinin önünde yapmıştın? Aynen o kişileri veya o miktarda kişileri toplayacaksın. Bizim gibi böyle televizyonda mı konuşmuştun? Ha, yine o televizyona çıkacaksın. Ey insanlar, beni dinleyin. Ben böyle böyle bir günah işlemiştim. Bir zamanlar falan sene böyle bir televizyona çıkmıştım. Diyelim ki örtünmenin bir şeysi yoktur, başörtüsü Kur'an'da yoktur, faiz Kur'an'da yoktur, bu şudur, bu budur, devletin verdiği işte faiz değildir falan, buna benzer bir şeyler zırvalamıştım. Öncelikle Allah'a tevbe ediyorum. O gün yanlış söyledim, yalan söyledim. Tevbe ediyorum ve şahit olun meselenin aslı budur. Ben o gün böyle böyle hata ettim. Bunun tevbesi budur. Yoksa gıybetin de buna benzer bir tevbesi vardır. Mesela bazı kardeşler bize soruyor, ya hocam ben gıybet ettim diyor.
Ben bunun tövbesine tövbe de ettim ya. Nasıl tövbe ettin? Anlat bakayım nasıl tövbe ettin? İşte bir daha yapma. Tamam o güzel, bir daha yapmamak iyi de ama sen eğer birini eleştirmişsen olmadığı yerde, hani etini mümin kardeşim ölü etini yemişsin diyor ya, evet. Eğer bir Müslümanı gıybetini yapmışsan onun şerefiyle oynamışsındır. Onun şahsı manevisiyle oynamışsındır. Onu öldürmüşsündür. Onun etini yemişsin. Ya ne olacak? Ha, onun o adamı ne kadar zarar verdiysen, şerefiyle oynadıysan onu yükseltecek işler yapacaksın. Diyelim ki sen eğer falan kişiyi böyle şey yapmışsan kaç kişinin önünde aynı insanları bulacaksın. Yani belki onlara günah itirafı değil de, yani bu falan kardeş var ya, aslında yani çok muhterem bir kardeştir. Ha. Öyle bazen hata ediyoruz da bizde olmayan özellikleri vardır. Şöyle güzel Müslümandır. Yani onu yükselteceksin. Ne kadar indirdiysen o kadar yükselteceksin. Nasıl yapacaksan yapmış. Onu da sen bilirsin. Bir de maalesef bir de burada tekrar bir günah işliyor. Nadı efendim ona varıyor itiraf. Ben sana bir gün falan yerde topal dedim. Allah Allah. Şimdi ödeştin mi? Bir daha işledin ya aynı günahı. Hiç yani hoşlanmadığı bir şeyle adamı şey yapıyorsun. Sanki efendim ben diyor itiraf et. Neyi itiraf ettin? Senin arkandan yani topal o dedi. Ondan sonra tekrar var ben sana böyle böyle dedim. Hakkını helal et. Ya böyle helallaşma olur mu? Hayır. Yani başka şekilde. Onun dedim ya açtığın zararı telafi edecek şekilde kefaret budur. Ödeme budur. Diyet budur. Onun için yani infakı tam buraya getirdik de sıkıntı bunları bilmek de yani önemlidir. Yani bunların bilinmesinde de fayda vardır diyelim. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık inşallah. Programın sona erdi. Teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programının sonuna geldik. Bugün diğer gamlık, ensarlık ve infak üzerine konuştuk. Bu hususta biraz konuyu en azından sizlere açmak istedik. Öneminin mahiyetini bildirmek istedik. İnşallah faydalananlardan olmuşuzdur. Programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.